Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bisküvili evde yapılan kremayla anne pastası, anne kreması yapmak için geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerim burada hemen hazır. Pütübör bisküvimiz var. Benim biraz kakaolu, biraz beyaz vardı arkadaşlar, sade. İkisini birlikte kullanmayı tercih ettim. Siz hangisi varsa onu kullanabilirsiniz, şart değil. Burada 4 yemek kaşığı unum var. 7 yemek kaşığı toz şekerim var arkadaşlar. Ve 3 yemek kaşığı da kakaom var. Burada da küçük yarım yemek kaşığı olacak şekilde bir parça margarinim var. En son kullanacağım bunu. Ve vanilyam var arkadaşlar. 1 litre de sütümüz var. Ben hemen bir ön hazırlığını yaptım arkadaşlar. Tamamen anne usulü yapmak için böyle yaptım. Hani eskiden annelerimiz yaparlardı, bilirsiniz mutlaka, siz de yemişsinizdir. Böyle buzdolabı poşetini kestim. Kullanılmamış bir buzdolabı poşetini. Tepsime serdim arkadaşlar, yapışmaması için. İlk kat olarak bisküvilerimi bu şekilde düzledim. Kenarlarını da denk gelmedi, kırarak o şekilde oluşturdum. Bu şekilde ilk katımı yaptım. Sonra bir krema bir bisküvi şeklinde kat kat yapacağız arkadaşlar. Annelerimiz yapardı, bilirsiniz. O meşhur, o harika lezzet. Aslında onu yapmaya çalışacağım inşallah. Hemen sütümü açıyorum. Bir paket sütüm var arkadaşlar. 1 litre. Yani miktarı size kalmış. Daha fazla ya da daha az da yapabilirsiniz. Bu verdiğim ölçüler tam 1 litre için yeterli. Böyle kekli, hazır pastalı, süslü, afilli pastalardan sıkılanlar için tamamen ev yapımı, mis gibi ev usulü pastamız arkadaşlar. Hemen şekerimi ilave ediyorum. Unumu bıraktım içine. 4 kaşık demiştim. Ve 3 kaşık da kakaom var arkadaşlar. Kakao oranı da aslında yine biraz sizin tercihinize kalmış. Biraz fazla kakaolu seviyorsanız, daha koyu seviyorsanız kakao kısmını biraz artırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Çok koyu kıvamda bitter gibi acı olmasın derseniz. 3 yemek kaşığı ortalama ideal oluyor. Geri kalanı sizin biraz daha tercihinize kalmış aslında. Önce şöyle bir karıştıracağım. İhtiyaç halinde blenderdan da geçirilebilir. Ama bunu mutlaka ocağa koymadan önce karıştıralım arkadaşlar. İsterseniz bir çırpıcıyla, isterseniz blenderla, isterseniz de böyle el yordamıyla çırparak mutlaka bunu birbirine yedirin ki topaklanma yapmasın. Isındığı zaman unumuz ve kakaomuz topaklanma yapabilir. Ben de bunu homojen bir şekilde tamamen karıştırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben blenderdan geçirdim kremamın ilk halini. Hala daha soğuk, buz gibi. Şimdi ocağımın altını yaktım arkadaşlar. Artık sürekli olarak karıştıra karıştıra kısık ateşte katılaşana kadar normal paket puding yapar gibi, pudinglerimizi pişirir gibi karıştıra karıştıra pişiriyoruz arkadaşlar. Yine çok uzun sürmeyecektir. Kaynamaya başladıktan sonra çok kısa bir sürede zaten katılaşacak. Görürsünüz onu mutlaka, fark edersiniz. Katılaştıktan sonra da margarin ve vanilya ekleme işlemimiz olacak. Ben şimdi bunu karıştıra karıştıra katılaşana kadar pişiriyorum. Sizi çok sıkmadan hemen o haliyle dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kremamın altını şimdi kapattım. Gördüğünüz gibi hala dumanı üstünde, sıcacık. Çok da güzel oldu kıvamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, akışkan ama bir o kadar da yerinde. Şimdi artık margarinimi ekleyebilirim. Tereyağı varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız. Yarım kaşık kadar. Ve vanilyamı da en son ilave ediyorum ki kokusu kaybolmasın arkadaşlar, kaymayıp. Altını kapattıktan sonra ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Çok daha güzel bir koku yayılmaya başladı. Böyle yayılan kokuya hayran olmamak mümkün değil arkadaşlar. O kadar güzel bir kokuyor ki. Yani evinizde bir bisküviniz, bir sütünüz, 2 kaşık, 3 kaşık da kakaonuz varsa hemen yapıp mis gibi çayların yanına atıştırmalık tatlı şeklinde, pratik şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Margarini biraz eritmem gerekiyor. Aralarda görünüyor hala, gördüğünüz gibi. Zaten çok sıcak olduğu için hemencik eriyor. O yüzden çok fazla beklemenize gerek kalmayacak. Sıcak sıcak da zaten direkt şeklini vereceğiz arkadaşlar. Hemen şimdi hiç bekletmeyeceğim. Evet, artık tamamdır. İstediğimiz kıvama geldi. Ben hemen kepçe alıyorum. Kepçenin yardımıyla kat kat süreceğim için kepçeyle dökmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bisküvilerin üzerine bekletmeden
Üzerini kapatana kadar döküyorum arkadaşlar. Kaç kat isterseniz, bunda sınırı yok. Çok bisküvi de seviyorum ben. Bisküvisi fazla olsun derseniz katını artırırsınız. Yok bisküvi tadını çok istemiyorum derseniz bu defa kremasını artırırsınız. Tamamen tercih size kalmış. Şöyle de güzelce bütün bisküvilerimi kapatacak şekilde düzenliyorum. Ve aynı işlemi bu defa diğer beyaz bisküvilerim için yapıyorum. Dediğim gibi illa beyaz bisküvi kullanmanız ya da kakaolu bisküvi kullanmanız gerekmiyor. Hangisi varsa ya da hangisini seviyorsanız hiç önemli değil. Bakın kırık olanları bile kullanıyorum. Çünkü önemli değil. Zaten kapanacağı için içi görünmeyecek. Ondan dolayı çok sıkıntılı bir durum değil yani. Ben şimdi bu işleme bu şekilde kat kat devam ediyorum arkadaşlar. Ben 3 kat yapmayı planlıyorum bisküvilerime göre. Dediğim gibi siz kat sayısını artırıp eksiltebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hem son halinde yapayım. Size en son halinde zaten göstereceğim. Evet arkadaşlar 3 katımı tamamladım. Şöyle hemen tepsimin yanından da göstereyim. Kalınlığı görünüyor mu bilmiyorum ama şu şekilde. 3 kat bisküvi şeklinde yaptım arkadaşlar. O şekilde tercih ettim dediğim gibi. Ben bisküvime göre ayarladım. Siz kendi tercihinizi ayarlayabilirsiniz. Süsleme aşamasında da tamamen tercih sizin. Ama dediğim gibi ben tamamen ev usulü, anne usulü. Çocukluğumuzdaki yıllar önce yapılan o güzel lezzetli pastanın tam olarak tadına ulaşmak için tabii ki olmazsa olmaz Hindistan cevizi kullanıyorum arkadaşlar. Siz Antep fıstığı, fındık neyiniz varsa hiç önemli değil. Ara katlarda da dahil olmak üzere istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben ara katlara Hindistan cevizi kullanmadım. Sadece süs amaçlı kullanacağım ama bolca kullanacağım. Hindistan cevizini de şöyle açık yer kalmayacak şekilde Hindistan ceviziyle kapatıyorum. Hem zaten o düzlerken ki o şey görüntüyü de almış oluyor aslında. Pürüzlü görüntüyü de kapatmış oluyoruz bu şekilde. Evet, bu kadar yeterli. İstenirse tercihe göre dediğim gibi farklı farklı da süslenebilir. Şöyle birkaç tane de çikolata parçacıkları atalım üzerine. Artık bunu bu şekilde üzerini kapatıp dolaba soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Birkaç saat içinde yaklaşık 2-3 saat içinde tamamen soğumuş olacak. Ondan sonra dilimleyip son halini de göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Bekleyelim, soğutalım, son haliyle karşınıza gelelim. Evet arkadaşlar pastamız yaklaşık 2-3 saat kadar dolapta soğudu. Tam artık yeme kıvamına geldi. Şöyle göstereyim yandan da. 3 kat yapmıştım. Ortasına sade 2 katı kakaolu olacak şekilde bisküvilerimin. Bu şekilde gayet güzel. Hem sunum olarak da çok şık görünüyor arkadaşlar. Hem de dediğim gibi hemen şipşak yapabileceğiniz aşırı güzel, çok lezzetli ve böyle nostaljik de bir tatlı. Benim için böyle anne tatlısı. Ben genelde anne pastası diyorum bunu arkadaşlar. Bizim çocukluk dönemlerimizde çok yapılan, en sevilen tatlılardan bir tanesi tahmin edersiniz ki. Ondan dolayı da benim yanımda çok yeri ayrı bu lezzetin. Bunu sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Videomuzun tamamını izlediyseniz küçük de olsa bir emoji olarak bile olsa bir yorum bırakırsanız eğer çok mutlu olurum. Videomu seyrettiğinizi anlamış olurum ben de tamamını. Aşağıdaki zil butonuna basarak bundan sonraki ilk videomuzdan da siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızın devamı geliyor. Lütfen takipte kalın. Bugün de bu şekildeydi tarifimiz. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bugün de herkese mutfağından sevgilerle.